Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla devam edeceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında daha doğrusu bunun sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı Çavuşoğlu. Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış müzakerelerini değerlendirdi. Atılacak her adım bizim ilişkilerimize de olumlu yansıyacaktır dedi. Sınırların belirlenmesi Zengi Zor Koridoru'nun statüsü. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakereleri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreci değerlendirdi. İstikrar için barış anlaşmasının önemine dikkat çekti. Bu müzakerelerin de hızlanarak devam etmesi lazım. Ee, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kapsamlı bir barış anlaşması e, Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı ve huzur için son derece önemlidir varılan mutabakatların uygulanması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Çavuşoğlu Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de değindi. Erivan'a Azerbaycan üzerinden mesaj verdi. Bizim de biliyorsunuz Ermenistan'la bir normalleşme sürecimiz başladı. Tabii ki bunu Can Azerbaycan'la da uyumlu ve koordineli, koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki her olumlu adımın bizim ilişkilerimize de katkısı olacaktır. Bu kaçınılmaz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan'a yönelik sözleri de soruldu Çavuşoğlu'na. Maalesef Fransa ve Macron objektif olamıyorlar. Tabi objektif olamayınca dürüst olamaz. Ya da tam tersi diyelim yani. Artık sizin karşınızda her söylediğinizi kabul eden bir Azerbaycan yok. Azerbaycan'ın uluslararası kabul edilmiş sınırları ortada. Hangi BM Güvenlik Konseyi'nde var, Karabağ'ın, e, Ermenistan'ın olduğu. Nerede söyleniyor? Hiçbir yerde söylenmiyor. Tam tersine Azerbaycan'ın sınır bütünlüğü içinde gö gö görünüyor. Bazı Ermeni gruplarının Batı ülkelerdeki Azerbaycan Büyükelçiliklerine saldırıları da gündemdeydi. Viyana Sözleşmesi gayet açık. E, misyonların e, koruma yükümlülüğü ev sahibi ülkededir. Batılı ülkelerin bu tür saldırılara izin vermemesi gerekiyor